Normal ince bir yoldan geçiyoruz. Burası ince su kemeri. Osmanlı zamanından kalmış. Yani resmen şu an 600 yani buranın uzunluğu 110 metre ve genişliği olarak da 78 metrelik bir mesafeden yürüyoruz. Biraz da korkarak yürüyorum. Sanki kamera düşecekmiş gibi oluyor. İnce bir yoldan, taşlı bir yoldan gidiyoruz. Ama atalarımızın yaptığı tarihi yol mükemmel. Gerçekten de ben bayıldım. Şimdi biz Tokatlı Kanyonu'na doğru ilerlemeye çalışacağız. Çıktığım yol tam olarak burası. Zaten giriş rotasında gördünüz nasıl geldiğimi. Mükemmel bir yer. Gerçekten de buraya gelmeye değer. Safranbolu olduğu zaman burası sizin için mükemmel bir yer. Evet. Görkem konuşmak istiyor mu? Burası nasıl? İyi. Süper. Sevdin mi? Sevdim. Hadi gel gidelim o zaman. Şimdi acaba ben buraya çıksam. Görkem buraya çıkabilir miyim sence? Çıkabilir. Evet. Bakalım bir çıkmaya çabalayalım. Çıkabileceğim mi? Evet bakalım. Burası biraz yıkılmış ama. Görkem sen gelme istersen. Bence çıkmayalım. Ben çıkmaya çabalayacağım. Bakalım çıkabileceğim mi? Şuraya Evet. Aşağıda gördüğünüz yer Hızar Çayı. Çok böyle doğa bir şekilde akıyor. Doğa resmen kayalarla dağlarla burada birleşmiş. Mükemmel bir manzara ortaya çıkarmış. Şu araya bak ya. Burası mükemmel. Buraya bayıldım. Gerçekten de bayıldım. Şuraya girsem mi ki acaba ya? Biraz karanlık gibi gözüküyor. İleri taraflara doğru gidiyor. Şu aradan gidiyor herhalde. Tabi tehlikeli olduğunu her tabelada söylüyor. Taş düşme tehlikesi falan varmış. Evet arkadaşlar, ince su kemerinin tam olarak üstündeyiz. Mükemmel bir manzara var. Abi şu tarafları göstersene. Arkadaşlar şu manzara için buraya çıkmaya değmez. Selam arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Hüseyin Emre. Bartın ve Amasra ve Cide'den sonra Karadeniz turunun 3. videosuyla hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Karabük'ün minik ve tarihi UNESCO tarafından 1994 tarafında UNESCO'nun miraslar listesinde de yer alan Safranbolu'dayız ve şu an cam terasın yakınlarındayız. Hilal şu tarafları göstersene bir. Şu an kristal cam terasın çok yakınlarındayız. Biz de tabelada gördüğünüz üzere Tokatlı Kanyonu ve yürüyüş yoluna doğru ilerlemeye çalışacağız. Hilal istersen biraz gel, biz gidelim. Tekrardan video başlayacağız arkadaşlar. Önden gidelim. Evet şu anda yukarı çıkmaya çabalıyorum. Bakalım. Ayakkabılarımla birlikte şu yukarı doğru çıkmaya çalışacağım. Bakacağım yukarıda acaba var mı yol. İnşallah vardır. Biraz da yoruldum arkadaşlar. O yüzden kusura bakmayın. Biraz da güneş tabi. 33-34 derece sıcaklık var şu an havada ve Ağustos'un son demleri, son günlerindeyiz. Bakalım. Burası ince yolmuş. İnce su kemeri olduğundan dolayı, ince kaya su kemeri olduğundan dolayı bir yol varmış. Evet. Şu anda çıktım oraya. Çok güzel bir manzara var arkadaşlar. İnce su kemerindeyiz. Burası Osmanlı Devleti zamanında 1470 yılında İzzet Paşa tarafından yapılmış ve hala günümüze kadar geliyor. Tokatlı Kanyonu'nun manzarasına bakar mısınız lütfen? Çok güzel değil mi? Evet arkadaşlar, ince su kemerinin tam olarak üstündeyiz. Mükemmel bir manzara var. Abi şu tarafları göstersene. Arkadaşlar şu manzara için buraya çıkmaya değmez mi ya? Gerçekten de mükemmel ya. Biraz ilerleyelim. Abi gel istersen. Bu arada biz birazdan şu aşağıda gördüğümüz Tokatlı Kanyonu'na doğru ilerlemeye çabalayacağız. Aşağıda yürüyüş parkurları varmış. Şelaleye kadar yol gidiyormuş. Safranbolu'yu ben bu kadar bilmiyordum. Bir Safranbolu tarihleri falan biliyordum. Zaten Safranbolu deyince de onlar aklımıza geliyordu.
Ama tabii Safranbolu'ya geldiğimiz zaman böyle manzarası, doğası, tarihi güzel olan bir yere kim gelmez ki? Buraya gelmenizi gerçekten çok tavsiye ediyorum. Özellikle bu Tokatlı Kanyonu'na aşağı indiğimiz zaman orayı çok merak ediyorum. Çok güzel. Hızar Çayı geçiyor. Aynı zamanda da tahta bölümler yapmışlar. Şelaleye kadar doğa manzaralı. Belki de oralarda at çiftlikleri varmış. Hayvanlar, değişik hayvanlar falan varmış. Bunları da göreceğiz. Birazdan göreceğiz zaten. Ben kamerayı alayım şöyle. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar mükemmel yer ya. Bakın ya. Gerçekten de buraya gelmeye bence ben bu kadar beklemiyordum. Şöyle altını da göstereyim. Normal ince bir yoldan geçiyoruz. Burası ince su kemeri. Osmanlı zamanından kalmış. Yani resmen şu an 600 metre, yani buranın uzunluğu 110 metre ve genişliği olarak da 78 metrelik bir mesafeden yürüyor. Biraz da korkarak giriyor. Sanki kamera düşecekmiş gibi oluyor. İnce bir yoldan, taşlı bir yoldan gidiyor. Ama atalarımızın yaptığı tarihi yol mükemmel. Gerçekten de ben bayıldım. Şimdi biz Tokatlı Kanyonu'na doğru ilerlemeye çalışacağız. Orayı da çok merak ediyorum. Burayı sonradan keşfettim. Bir bakayım acaba merdivenler çıkıyor mu dedim. Şöyle göstereyim. Buraya nasıl geliyoruz? Şimdi şu ileride Tokatlı Kanyonu girişi var. Birazdan biz oraya gideceğiz. Oraya gelmeden önce şöyle beyaz bir patika yol var. Kum yolu, taş yolu. Buradan giriyorsunuz arkadaşlar. Şöyle biraz eğileyim. Bu aşağıdan şu ileriden gizli merdivenler yapmışlar. Her insan bilmez. Ben biraz etrafını keşfettim de buldum. Öyle diyebilirim. Ve daha sonrasında işte buraya çıkıyorsunuz. İleride abim var görüyorsunuz. O abimin olduğu yerden bu tarafa doğru çıkarak bu tarafa doğru geliyorsunuz. Burası gerçekten de mükemmel. Böyle bir beton var. Evet arkadaşlar, buranın giriş patikasını tam olarak gördünüz. 5,5 TL'ye giriş. Herhangi bir öğrenci veya tam yok. Tam olarak 5,5 TL'ye giriyorsunuz. Önceleri de böyle internette 3 TL olarak yazıyor ama ona aldırış etmeyin. Belki turizm sezonu değil. Şu an 5,5 TL olarak girdik. Jetonu attık ve manzara ve girişleri merdiven, tahta merdiven olarak gördünüz. Burada böyle bir tane dere var arkadaşlar. Bu derenin ismi Hızar Deresi. Eski zamanlardan beri bu dere var. Zaten kanyonun özelliği bu. İleride bir şelale olduğu söyleniyor. Bakalım ben şelaleye doğru gidebileceğim mi? Çıktığım yol tam olarak burası. Zaten giriş rotasında gördünüz nasıl geldiğimi. Mükemmel bir yer. Gerçekten de buraya gelmeye değer. Safranbolu olduğu zaman burası
Sizin için mükemmel bir yer. Evet. Görkem konuşmak istiyor musun? Burası nasıl? İyi. Sevdin mi? Sevdim. Hadi gel gidelim o zaman. Hadi.